sevgili izleyiciler. Franchising Dünyası programıyla sizlerle beraberiz. Bugün program konuğumuz Dry Türk Kuru Temizleme'den Genel Müdürü Sayın Ferşat Roşen. Ferşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Biraz bize ve izleyicilerimize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Firmamızın ismi Roşen Makina. Dry Türk'te Roşen Makina'nın bir markası. Roşen Makina 1984 yılında kurulmuş, çamaşırhane ve kuru temizleme makineleri alanında faaliyet gösteren bir firmadır. Biz ilk olarak başladığımızda çeşitli yurt dışından firmaların Türkiye memesili olarak başladık. İşte Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden birçok firmanın Türkiye memesilliğini yaptık. Makinelerin işte Türkiye'de memesil olarak onları piyasaya arz ettiğimiz zaman bütün işte projelendirme, kurulum, devreye alma, tamir, bakım ve garanti şartları gibi bütün hususları memesil olarak üstlendik. Ve bu süre zarfında da dünyadaki bütün makineleri, bütün teknolojiyi, bütün sistemi, piyasa ne kullanıyor, nereye gidiyor diye hepsini gözlemleme, deneyimleme şansı yakalamış olduk. Dolayısıyla buradaki bütün avantajları, dezavantajları falan hepsini değerleyerek de yaklaşık 10 sene önce bu makineleri en iyi şekilde Türkiye'de biz yapabiliriz düşüncesiyle Türkiye'nin ilk kuru temizleme makineleri imalatına başladık. Ve 10 seneden beridir de halen de devam ettiği üzere Türkiye'nin tek yerli kuru temizleme makineleri imalatçısıyız. Türkiye'deki tek yerli kuru temizleme makineleri imalatçısı olmanın bize bir misyon yüklediği düşüncesiyle yaklaşık 3 sene önce bu kuru temizleme sektörünün gelişimine bir katkı sağlamak, ilerlemesine bir faydamız olsun diye Dry Türk kuru temizleme konseptini oluşturduk. Tabii öncelikle bayağı uzun bir süre bunun altyapısıyla ilgili bir çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1,5 sene falan süren bir zamandı bu. Markalaşma yolundaki. Markalaşma için. İşte bunun bütün markanın oluşması, işte franchise sisteminin oluşması, altyapı, teknik hizmetler, eğitim hizmetleri, işte pazarlama, satış hizmetleri vesaire gibi çok değerli firmalardan, uzmanlardan destek alarak 1,5 sene falan gibi bayağı uzun bir süre bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma neticesinde Dry Türk konseptini oluşturduk. Burada şunu da özellikle bir vurgulamak isterim. Yani Dry Türk marka olarak nasıl çıktı diye. Bu konsepti oluşturmaya karar verdiğimizde bir piyasada araştırma yaptık. İşte deneklere sorular soruldu. Hangi kuru temizleme markasını kullanıyorsunuz? Hangisini tercih ediyorsunuz? Hangisine güveniyorsunuz? Vesaire gibi. Oradan aldığımız cevaplarda ilginç bir sonuç çıktı karşımıza. İnsanlar dry bilmem ne diye cevap verdiler büyük bir çoğunlukla. Dolayısıyla biz buradan hani dry kelimesinin artık Türkiye'de kuru temizlemeyi ifade ettiği sonucunu çıkarttık. Ama devamındaki kelimeleri kimse hatırlamıyordu. Dolayısıyla biz de buradan dedik ki öyle bir marka oluşturalım ki bilmem ne olmayalım. Makinelerin Türk yapımı olmasından Türk mü aldınız? Evet. Evet, işte hem Türkiye'nin tek yerli imalatçısı olmamız, hem bütün Türkiye'ye hitap etme isteğimizden hareketle Dry Türk markasını oluşturduk. Ve marka oluşturduktan sonra yaptığımız ikinci bir araştırmada da bunun çok akılda kalıcı olduğunu ve kimsenin bunu unutmadığını gözlemledik. Bu da bize ayrıyetten bir memnuniyet verici bir gelişme oldu. Bu şekilde altyapı çalışmaları bittikten sonra da Dry Türk kuru temizleme konseptimizi piyasaya arz etmeye başladık. İlk sene iki tane bayilik verdik. Ondan sonra ikinci senede 8 tane verdik. Dolayısıyla böyle hani yüzdesel olarak baktığınız zaman yani %400 falan gibi bir büyüme olmuş oluyor. Şimdi üçüncü senede daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 50 şubeye çıkma gibi bir hedefimiz var. 2015 sonunda 50 şube olma hedefiniz var. Evet, şu anda toplam kaç franchise'ınız var? Hali hazırda hizmette olan mağazalarımızın sayısı 15 tane şu
an itibariyle 15 tane mağazamız hizmet veriyor. Fakat planlanmış, açılış aşamasında olan aşağı yukarı bir 12 tane daha şeyimiz var, anlaşmamız var. Fakat hani sürekli olarak böyle bir taleple karşı karşıyayız. Ve bunu dediğim gibi işte sene sonuna kadar 50 şubeye çıkarma yönünde hızlı adımlarla ilerliyoruz. Şu anda hizmet sektörü özellikle kuru temizleme acayip bir çıkışta zaten. Evet, şöyle yani kuru temizleme sektörü şöyle bir şey. Bir temel ihtiyacı karşılayan bir meslek icrasıdır aslında. Kuru temizlemecilik bir meslektir aslında. Ve bir temel ihtiyacı karşılıyor. Şimdiye kadar kuru temizleme sadece işte giysileri temizleyen bir sektör olarak algılanmış. İşte mahalle aralarındaki küçük esnaf işletmeleri şeklinde süre gelmiş. Şimdi kuru temizlemenin artık profesyonelleşme, kurumsallaşma aşamasına geçiş sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla beraber tabii profesyonelleşme ve kurumsallaşma şeyi getiriyor. Biz şöyle diyorum, yani sadece kişisel giysileri değil ama aynı zamanda ev giysilerini de temizleyen bir konsepte dönüştürüyoruz. Çünkü biz sadece kıyafetleri değil, evdeki işte perdeleri, tabii, yorganları, işte halıları, bilmem nevresim takımlarını, koltuk örtüleri vesaire gibi bütün evdeki tekstilleri de temizleyen birer işletmelere dönüşüyoruz. Böyle olunca da hani her evin, herkesin ihtiyacı olan bir hizmet. Evet, çalışanların özellikle çok büyük ihtiyacı değil mi yani? Evet, evet. Yani şimdi bir de bu memleketimizin gelişmesine paralel bir süreçtir bu ay tabii ki. Şimdi insanların tabii kendilerine daha çok zaman ayırma ihtiyaçları var. Bunun zamanının çoğunu işte çalışarak dışarıda, trafikte vesaire geçiriyorlar. Dolayısıyla biz de onlara daha sevdikleriyle beraber geçirmeleri için, zaman yaratmak için bu hizmetlerimizi onlara sunuyoruz. Kaliteli ve profesyonel bir şekilde. Türkiye'nin tabii değişik bölgelerinde, her yerinde şubelerimiz var. Yani mesela işte Erzurum'da, Trabzon'da, Adana'da, Tekirdağ'da. Türkiye'nin her tarafına yayılmış vaziyette. Zaten biz slogan olarak da Türkiye'nin kuru temizlemecisi sloganını kullanıyoruz. Hem evet, ismimizde de özdeş, hem işte yerli kendi makinalarımızı kullanmamız, hem Türkiye'nin değişik bölgelerine yayılmamızla da bunu kanıtlamış oluyoruz. Ve şey olarak da hani biz konsept olarak da sadece büyük şehirlerde, işte sadece A+ insanların oturduğu yerlerde hizmet vermiyoruz. Türkiye'nin işte küçük ilçelerinde de şubelerimiz var. Mesela örneğin Tekirdağ'ın Saray ilçesi sadece 21 bin nüfuslu, ne derler, bir Anadolu ilçesi. İşte şimdi önümüzdeki ay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şube açacağız mesela. Dolayısıyla böyle ilçelerde de hani Anadolu'ya, her tarafa hizmet götürüyoruz. Yani birkaç noktada değil, her yere yayılmak evet, istiyorsunuz. Evet, yani öyle. Türkiye'nin kuru temizlemecisi olarak Türkiye'nin her tarafında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hizmetlerini karşılamaya, bunu tedarik etmeye talipteyiz. Peki yurt dışına açılma planınız var mı? Yurt dışına tabii ki açılacağız. Yani Türkiye'nin dediğim gibi tek kuru temizleme makineleri imalatçısı olarak makinalarımızı zaten satıyoruz yurt dışına. Fakat bu kuru temizlemeyi franchise konsept olarak yurt dışına sunmak için bir altyapı lazımdır. Yani orada da hizmet verebilmemiz lazım. Biz sadece öyle işte kurup çekilelim gibi bir düşünceyle hareket etmiyoruz. Bununla ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Talepler alıyoruz gerçi ama şu anda en azından bu sene öyle bir planımız yok. Yani önümüzdeki sene veya ondan sonraki senelerde bunu da mutlaka gerçekleştireceğiz. Peki franchise şartlarınız nelerdir? Bedelleri? Şimdi franchise şartlarımız oldukça cazip. Yani Türkiye'nin dediğim gibi her tarafına yayılmış olmamız da bunu gösteriyor olsa gerek. Franchise bedeli olarak sadece 15 bin lira gibi bir ücret alıyoruz. Onun dışında başka bir ücret almıyoruz. Normal diğer işte ekipman vesaire yatırımlarını gerçekleştiriyor bayilerimiz.
Fakat yerli kendi makinelerimizi kullanmamızdan dolayı şu an itibariyle en cazip veyahut da en düşük sermaye ile yapılabilen bir hizmet. Peki bu makineleri o kurulumda, yani orada olması gereken makinelerin maliyetleri ne kadardır? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bizim işte Türkiye'nin her tarafına uygulamak üzere oluşturduğumuz paketlerimiz var. Bunlara işte Eco Midi Pro diye de isimler verdik. Bunlar küçük ölçekli mağaza, orta ölçekli mağaza, büyük ölçekli mağaza gibi hazır paketler oluşturduk. Şöyle söyleyeyim, bu işte Eco model, küçük ölçekli mağaza modelinde toplam 100 bin lira gibi bir sermaye ile mağazayı kurabiliyoruz işletmecilerimize. Ve yani tahmin ederim ki en düşük sermaye ile kurulabilen bir işletme modeli. Peki bayilere verdiğiniz makinelerle ilgili teknik destek kısmında da böyle bir desteğiniz var evet, mı? Evet, evet. O da çok... Kendi makineleriniz olduğu için mi? Evet, evet. Hı-hı. Şimdi burada kendi makinelerimizi kullandığımız için kendi makinelerimize de tabii çok güveniyoruz. Bu kendi makinelerimize duyduğumuz güvenden ötürü DryTürk bayilerimizde kullandığımız makinelere dünyada bir ilki gerçekleştirerek ömür boyu garanti veriyoruz. Çok iyi. Evet ve bu dediğim gibi dünyada bir ilktir. Başka bir yerde yoktur. Bunun da bu sektöre yeni giriş yapan böyle girişimcilere, bayiler için çok büyük bir destek bir olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hani franchising sisteminde bildiğiniz üzere hani daha önce bu sektörde deneyimi olmayan girişimciler adım atıyorlar. Arkalarında böyle makinaları için bir teknik sıkıntı yaşamayacakları, makinalarının işte ömür boyu garantili olması gibi bir husus çok önemli bir destektir diye düşünüyoruz. Ve bunu da sağlıyoruz bayilerimize. Bayilerimizin... Beklentileriniz nedir bayilerinizden? Yani bayilerimizin biz DryTürk olarak Türkiye'nin en iddialı, en yaygın, işte bütün Türkiye'ye hizmet veren bir marka olmasını istiyoruz. Bayilerimizin de bizi bu şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Bayilerimizin hiçbirisi kuru temizlemeden gelen arkadaşlar değil. Fakat bizim yine çok iddialı olduğumuz bir eğitim programıyla bu bayi arkadaşlarımızı tam bir profesyonele dönüştürüyoruz. Yani bu eğitim programımızdan sonra hiç daha önce kuru temizlemeyle... İş sahibi, meslek sahibi oluyor aynı zamanda. Evet, demek. Hiç kuru temizlemeyle ilgisi olmayan arkadaşlarımızın tamamen profesyonel bir şekilde bu hizmetleri sürdürebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bundan da memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'ye böyle yaygınlaşması, işte girişimcilere yeni işletmeler açma imkanı vermesi, orada birkaç personel istihdamı vesaire, bunlar oldukça bizi memnun eden, sevindiren gelişmeler olarak görüyoruz. Evet, peki toparlayacak olursak franchise'lerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani franchise sistemi bu bizim DryTürk kuru temizleme konseptiyle tüketicilerin bir temel ihtiyacını karşılıyoruz ve ikame edilemeyen bir ihtiyacı karşılıyoruz. Dolayısıyla kuru temizleme geleceği olan bir sektördür öncelikle. İkincisi... Hizmet çünkü sürekli. Evet, bir hizmet ve bir meslek icrasıdır bu. Yani hani öyle yapılan bir şey değildir. Bir meslektir, bir profesyonellik, bir yatırım, bir ekipman, özel bir şeyler gerektiriyor. Dolayısıyla hani... Bugün kısa vadeli bir iş değildir, geleceği olan bir iştir. Ve bunu biz Ruşen Makine olarak, yerli makine imalatçısı olarak tam ömür boyu garantiyle destekliyoruz kendilerini. İddialı bir eğitim programıyla destekliyoruz. Yani onda şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim bayilerimizin hiçbirisi kuru temizlemeden gelmiyor. Ve Türkiye'ye geneline yayılmış bayilerimiz var. İşte bayan var, bay var, eğitimlisi var, eğitimsizi var, ne bileyim işte genci var, yaşlısı var. Değişik kesimlerde ve Türkiye'nin değişik coğrafyalarındaki bayilerimizin hepsi eğitim programımızdan geçtikten sonra işletmelerini profesyonelce sürdürebilir bir mesleki deneyime, bilgiye sahip oluyorlar.
Bu da bu bizim eğitim programımızın çok başarılı olduğunu bize gösteriyor. Bundan da tabii memnuniyet duyuyoruz. Bunu geliştirmeye dönük de şeylerimiz var, adımlarımız var. Bir başka belirtmek istediğim husus, bizim tabii bu DryTürk konseptimiz durağan bir konsept değil. Biz Türkiye'nin kuru temizlemecisi olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Ve bu planlarımız çerçevesinde DryTürk mağazaları sürekli dinamik bir yapı içerisinde olacak. Sürekli inovatif yeniliklerimiz olacak. İşte bunlar nedir diye birkaç ipucu vereyim. Şimdi bizim Türkiye'de mesela bu Lostra hizmetleri, ondan sonra çilingir anahtar hizmetleri, işte terzi hizmetleri vesaire ayrı ayrı işletmelerdir, ayrı esnaflar yapar biliyorsunuz. Yurt dışında, batıda bunlar aslında ayrı meslekler değil, kuru temizlemenin içerisinde olan hizmetlerdir. Yani Lostra ile kuru temizleme yurt dışında aynı hizmet. Evet, evet. Yani, hizmet kapsamında her şeyi o zaman için. Yani kuru temizlemeciye gittiğiniz zaman sadece ev ve kişisel giysilerinin temizliğini yaptırmazsınız. Aynı zamanda işte yine bu Lostra hizmetleri, Lostra hizmetleri dediğimiz işte ayakkabı, çanta, deri hizmetlerin bakım, boya vesaire gibi hizmetlerini almak. Ondan sonra bu çilingir, anahtar hizmetleri. Bunlar hepsi kuru temizlemeciden alınan hizmetlerdir. Biz de ileriki aşamalarda, orta ve uzun vadeli aşamalarda bu hizmetleri de dahil edeceğiz. Dolayısıyla hani önü açık, gelişmeye müsait, işini geliştirmeye, büyümeye müsait bir iş dalından bahsediyoruz ve bunu oldukça ekonomik bir sermaye ile gerçekleştirme imkanı tanıyoruz. Dolayısıyla cazip olduğunu düşünüyorum bu sektöre. Peki yatırım. Bayilik duyurularınızı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bayilik duyuruları ile ilgili tabii bu devirde internet kullanılan bir yöntem. Onun haricinde Bayim Olur Musun fuarının önemli bir platform olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak geçen sene katıldık bu fuara. Fuardan oldukça olumlu dönüşler aldık. Bunun üzerine bu sene daha geniş bir alanda iştirak ediyoruz. Dolayısıyla oradan da bizi ulaşabilirler. Ama bizi daha çok hani şöyle söyleyeyim, mağazalarımızı gören, duyan girişimcilerin daha çok bir ilgisi oluyor. Mevcut bayilerimizin mesela yeni şubeler açma istekleri oluyor. İşte Balıkesir'den örnek vereyim. Balıkesir'deki bayimiz yaklaşık 4 ay önce açtık ilk mağazasını. Şimdi hemen ikinci mağazasını açıyoruz önümüzdeki ay içerisinde. Dolayısıyla onlar da hani hizmetlerimizin ve bu sektörün nedenli iyi olduğuna birer iyi memnun gösteriyor. Kaldık ikinci şubeyi evet, açıyor değil mi? Evet, öyle düşünüyoruz. Evet, doğru. Peki biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğiniz teşekkür için ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Ferşat Bey. Bugün program konuğumuz DryTürk Kuru Temizleme'den Genel Müdürü Sayın Ferşat Ruşen'di. Kendi bilgilerine ekranda gördüğünüz numaralardan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bayim Olur Musun fuarında da kendilerini ziyaret edebilirsiniz. Bayim Olur Musun portalından da bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.